Sıslanırım. Merhabalar. Sen adını bulacağım. Aa, tam tutmuş aslında. Nasıl vejetaryen olma kararı aldın? Evet, bu pandemide ilk kez metroya bineceğim. Çok heyecanlıyım. Umarım bir şey kapmam. Şifkat maske taktım. Beyaz siyah. Evet, bunları bulabildim. Çok korkunç. Umarım bir şey olmaz. Sağlıklı saatli bir şekilde Cihangir'e varabilirim. Hadi o zaman metroya. Allah'ım, sonunda metrodan çıktım. Çok mutluyum. Gerçekten metro o kadar zordu ki. Hele şu iki maskeli, Allah'ım bir nefes almak istiyorum. Gerçekten. Oh be, dünya varmış. Ay, ölüyorum galiba ya. Çok zordu. Ben ta karşıdan geliyorum bir de. Uçak darma yaptı, bir saat falan sürdü. Bir saat boyunca full maskeyle oradan oraya, oradan oraya. Çok yoruldum. Evet, şimdi bir arkadaşımı bekliyorum. Bugün bize eşlik edecek. Umarım bunca yorulmamıza değecek. Başla! Ay, çok güzel olmuşsun. Wow. Ha, bir şey diyeyim mi? Nasıl aynı çıkıştan çıkabildik ya? Ben yalnız çıkıştan çıktım diye yürüyecektim, biliyor musun? Şişhane burası mıydı? Yok, şişhanenin 4 tane çıkışı var. Aslında biz yalnız çıkıştan çıkmışız. Normalde bizim Taksim çıkışı. Ay, öldüm ya içeride tak tak. Takmayacağım. Ay, çok yoruldum Musa, aşırı yoruldum. Ve burada yağmur yağmıyor, çok sıcak. Evet, bak, ben de montum çıkar. Yanlışlıkla yanlış metro durağında inip. Daha doğrusu durak olarak doğru Şişhane. Fakat aynen. Şişhane'nin yanlış çıkışından çıktığımızdan dolayı aynen biraz uzakta inmiş bulduk Cihangir'e. Ve yürüyerek yaklaşık bir 20 dakika falan sürüyor. Biz de yürümedik. Sıcakta yürümeyelim. Çünkü hem sıcak hem de Musa çok uyumlu giymiş, topuklularla gelmiş. Evet, yürüse... Hayatımda ilk defa. Bir de uzun zaten, şu bok farkına bakar mısın? Ağlayacağım. Ben düz giyerim o topuklu giye. Gerçekten ben de neden yaptım bilmiyorum. Valla ben de bilmiyorum. Neyse, o yüzden taksiye binmek durumunda kaldık. Ama sizler eğer inerseniz Şişhane'nin Taksim çıkışından çıkmayı unutmayın. Bu çok önem arz ediyor. Taksim çıkışından çıkarsanız yaklaşık 5 dakika falan sürüyor herhalde yürüyerek. O yüzden bayağı yakın oluyor. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Evet, şimdi Musa'yı çok güzel bir yemek yerine götüreceğim. Çok açım. Adı Kaktüs. Ben de buraya ilk kez gidiyorum. Arkadaşlarımın önerisiyle gidiyorum. Bakalım, umarım memnun kalırız ya. Bayağı güzel şeyler var. Hatta sen yiyeceğin şeyi hazırladın bile kafamda. O da ya beğenmezsen sonra beni suçlarsın. Aa, ömür boyu suçlanırım. Neyse, bir şey daha söyleyeyim. Evet, birinci durağımıza geldik. Kaktüs. Ay, yer var mı acaba? Evet, burası Cihangir'de küçük bir mekan. Bu şekilde çok tatlış dekore edilmiş. Bir üst katı da var. Burası da çok tatlışmış. Aa, burada böyle saatler ve lambalarla değişik bir dekorasyon olmuş. Musa için seçtiğim şey yokmuş ya. Çok üzdü. Piyasadan kalkmış. Üzülme Musa, başka bir şey yersin. Direkt veci bowl'u seçti. Çünkü arkadaş vejetaryen bu arada. Bunu da belirteyim. Gerçekten vejetaryen bir insanla gezmek aşırı zor ya. Yani hiçbir şey paylaşamıyoruz. Ben etçil bir insan olduğum için sürekli et tatlıları da paylaşmıyor. Çok kötü bir gezi arkadaş. Evet, menüde en iyi karar vermeyeli bence Instagram. Burada anlaşabiliriz. Aa, bu neymiş? Sır sıra ekmekler, taptaze yumurtalar. Evet, Mısra'nın veciboğlu geldi. Bir an et sandmıştı, ödüm koptu ama. Ay, çok, çok güzel duruyor çok seninki güzel ya. Çok güzel duruyor, aynen. Evet, Mısra bir tadına bak da bize yorumlarını ilet. Kola pider abi. Hadi ya, o kadar mı güzel? Belki de çok açım. Aa, beğendin bayağı yani bayağı. Kaç puan veriyorsun 10 üzerinden mesela? Öyle bayılıp 7 mi verdin sen az önce? O zaman neyine bayıldın madem 7 veriyorsun? Bir yandan yiyip bir yandan bize şey anlatsana ya. Nasıl vejetaryen olma kararı aldın? Nasıl
aslında yanlış bilgi vermiyorum. Ben pesketeryanım. Eğer bir isim vermek gerekirse. Sen nesin? Pesketeryan mı? Evet. Yani balık yiyorum arada. Gerçi bu bir aydır falan yemiyorum herhalde de. Etli sebeplerden yedim. Hem de sağlık. Yani bana etli yemeklerin çok dokunduğunu düşünüyorum. Öyle olunca. Bana mideni mi rahatsız ediyor etli yemekler? Evet, yani ağır olur genel olarak. Buraya mı baktın? Kamerimize el sağlam. Tam şu an abone olmayı unutmayın. Nasıl anlattım? İlk lisedeyken de bir ay sürdüm. Mantıya yenik düştüm. Sonra üniversitede tekrar denedim. Hep şey diyeceğim, mesela mantı yemişsin ya. Sonra mantı yiyince rahatsız mı oldun? Ben kendi sözümü tutamadığım için devam etmedim. Ha. Üniversitede de tekrar başlayınca annemler böyle bunu oruç gibi düşünüp arada ağzıma köfte atmaya çalışıyorlar. Orucunu bozalım yani. Ama böyle bir şey değil yani işte. Aslında ne kadar azaltırsanız o kadar iyi. Hem sağlık için hem çevre için. Teşekkürler. Çok sağ ol bu değerli yorumların için. Bizi çok aydınlattın. Böyle bir mekana gelip ızgara köfte yiyen tek benim olmam. Aa, kim gelmiş buraya? Misafirimiz var. Hello mini kuş. Naber? Seni çok seviyorum. Ondan bir şüphelim. Aç mısın? Tam bir kişine bak. Nasıl açılabilir? Burada herkesin masasına tek tek gitti. Karşınızda yemek istemiyorum. Kediden çekin de yemek yiyelim. Ye bakalım ne yapacak. Mısra'nın her şeyini yedim. Falafelini verdi kız. Vejetaryenmiş kedi galiba. Falafel yedim, mantar yedim. Ben de şu köftemden biraz vereyim bakalım. Bunu yer misin acaba? Hop. Vallahi elimi falan yiyeceğim. Ha onu da yiyor. Şu anda nereye gideceğimizi söylüyorum. Cihangir merdivenlerine gidiyoruz. Kılıç Alipaşa Mahallesi. Konuşamadım. Kılıç Alipaşa Mahallesi'ne gidiyoruz. Navigasyondan kurtulamadım. Aa çok güzel bir plak store'una benziyor. Hadi bakalım. Senin istediğin bu mu? Ben bu adama bayılıyorum. Merhaba Sinem Hanım, merhaba. Merhabalar. Nerede kaldınız Nisra Hanım? Bizi plakçıda unuttuk sandım. Aynen, biraz kendimi kaybettim ama sonra seni hatırladım ve dedim ki... ben bir düşüneyim. Evet, şimdi Cihangir Ara Sokaklarında Mısra'yla kayboluyoruz. Nereye gittiğimizde daha en farklı fikrimiz yok. Zaten kaybolmak benim işim. Cihangir Camii'ye geldik. Evet. Burası. Bu semt adını bu camiden alıyormuş. Cihangir de Süleyman oğullarından en erken ölen çocuğun adıymış. Daha doğrusu pardon, en erken ölen çocuğu değil de katledilmiş Cihangir. Devamında Mehmet üzüntüsünden... Ay! Yıkılmış. Araba geliyor diye. Cihangir ölüm üzüntüsüyle beraber de Mehmet 22 yaşında ölüyormuş yani. Cihangir Camii'ye hızlıca girelim mi? Aa, caminin girişi çok güzelmiş. Evet, caminin mükemmel bir deniz manzarası varmış. Gerçekten efsane. Aa, Journey. Bak bu da listemizde var, gel bakalım da. Evet, burası Journey mekanı. Valla tatlısmış aslında. Aa, burada ne kadar çok mekan varmış. Bir şey diyeyim mi? Daha önce hiç buralara gelmemiştim. Hep Taksim'deydim, aynen. 5. kata geldik. Hadi bakalım. Nasıl? Ay, benim klostrofobim var. Ay, çok daha gerçekten. Nasıl 3 kişilik olanlar bizim çok komik. Of, boy farkımız beni aşırı üzüyor ya. Sevgili asansör servisi. Heyecanlı mısın Mısra? Nasıl bir yere gittik biliyor musun şu an? Geldik daha doğrusu gittik. Heyecanlıyım çünkü oturacağım. Gerçekten çok yürüdük ya. Hadi bakalım. Şu dekoru göstermem gerekiyor. Aa, bayağı tatlısmış. Çok güzel dekor edilmemiş mi? Aa, teras çok güzel duruyor. Merhaba. Merhabalar, iki kişiyiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler.
Nasıl 34'sün ya sen? Hadi gel. Lala. Beğendin mi? Aa, çok güzel. İçkimi çok beğendim gerçekten. Gemi geçiyor. Evet, bunun içinde kavun falan var. Cin, Malibu vesaire bir şeyler var. Çok güzel. Adı neydi bunun ya? Narsizm mi? Narsizm. Nariscus muydu? Bilmiyorum. Adına bakıp yazacağım birazdan altına. Gerçekten favori içkim oldu şu an. Çok güzelmiş. Burada ambiyans çok güzel. Gördüğünüz üzere. Evet, burada mükemmel bir deniz manzaramız var. Rooftop mekan. 5. kat Cihangir'de. Gayet güzel. Değil mi Söz? Evet, güzel. Ben de beğendim. Sen içkin nasıl? Çok güzel. Ya ben espresso martini çok severim. Bu tadı falan tam ayarında yani. Evet, Musra'dan 10 puan aldığına göre. Şimdi yine 7 veriyormuş. Mükemmel deyip 7. O da belki 10'uncu tatlamışsa. Aynen. Ben de buna bir 9 vereyim. 8,5 vereyim de bilemedim. Alkolü biraz az gibi ya. Ama aroması güzel. Ne de güzel. Alkol oranı da iyi galiba ya. Tam 9. Güzel, çok güzel. Evet, hemen içkimin adına baktım. Adı Narcissus'muş. İçinde vodka, karnidal melon, ginger, pomegranate juice, vodka, kavun, likör, zencefil ve nar suyu varmış. Gerçekten mükemmel bir birleşim. Ben çok beğendim. Narcissus. Narcissus. Bak, Narcissus. Şunu bir okusana. Nasıl okunur sence bu? Narcissus. Aynen. O tarz bir şey. Narcissus. Ama çok iyi. Mekanı beğendik. Yemekler de güzeldir herhalde ama biraz pahalı ya. Değil mi? Lüks bir restoran biraz. Ama güzel. Ama güzel. Evet, bir tatlılara bakalım dedik. Mutluluk var. İçinde sıcak çikolata, akan kek. Aa, tamam, sen tek başına o zaman. Tüm kiloları tek başına, tamam mı? Ama belki ben de zayıf kalırım. Daha iyi benim için. Ben kilo almak istemiyorum. Bu zaten tatlı gibi bir şey benimki. Seninki acı. Acı değil de kahve benim. Çok acı. Bir kargamız eksikti, yemin ediyorum. Hayattaki şansımız. Karga da ne istiyor? Kokteyl mi istiyorsun? Allah, bugün kargalar, kediler, hayvanlar bizi çok yoruldu gerçekten. Yoruldum ya. Yalnız fark ettin mi? Aşağıda oturanların hepsi yabancı. Abi nereden biliyor yabancılar böyle yerleri ya? Mekanda bir iki Türk var, biri de biziz galiba. Nereden buluyorlar böyle yerleri anlamıyorum. İnternetten onları da araştırıyorsa senin gibi onlar da bu mekanda. Evet evet, turistler de benim gibi internetten araştırıyorsa direkt bu mekan görünüyor o yüzden. Mantıklı dedim. Hava karardı. Evet, şimdi aşağıda servislere başlandım. Az aşağıda oturan kesin hiç değişmiyor. Bu sabah akşama kadar aynı kişiler devam ediyor. Yani içeri girdik. Musra yeni bir kokteyl söyledi. Nasıl, beğendin mi? Güzel, ekşi. Bir takım portakal notaları. Peki az önceki mi daha güzeldi, bu mu? Yani ben kahveyi çok sevdiğim için. Üçün. Yani bir öncekinden vazgeçemiyorum ama bu da güzel bir tat. Bir de iç ısıtıyor. Çünkü yazın üşüyoruz. Mısra'nın nacizane yorumları. Mumumuz bir yerde. Teşekkürler. İyice romantikleşiyoruz. Tut elimi Mısra. Yanlış. Şimdi romantikleşiyor. Run. Gerçekten. Gerçekten. Yani buraya böyle... sen de gelme ben böyle. Suplemiz gelecek az sonra. Neyse, sorma, ne cevaplayayım? Evet, soru cevap videosu yapıyoruz. Evet, şimdi hayattaki amacın ne? Neden YouTube? Evet, neden YouTube?
Çünkü bu işte çok para var. Çünkü insanları yeni yerlere getirmek istiyorum. Evet, aslında hani güzel hedeflerim var. Yani para değil yani asıl hedef. Para için bu kadar uğraşma. Çalıştığım bir yer var. Bu ek hobi olarak yaptığım şey aslında. Evet, ben... Ve çok geziyorum. Ve insanlar sürekli soruyor. Nerelere gidiyorsun? Çok güzel yerler falan filan diye. Yani evet, ben bunu gerçekten teyit ediyorum. Sinem çok güzel geziyor ve yani bilinçli geziyor ve bence faydasını göreceksiniz. Diyorsun. Hele benim gibi yer yönü bilmeyen, gezme kültürü olmayan bir insan. Güzel gibiler için özel harita linkini aşağıda paylaşıyorum. Linki tıkladığınızda harita sizin nereye gittiğinizi gösteriyor. Ben haritayla kaybolabilirim.